Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz, huzurlarınızdayız. Alper Cefer'le 7. güne hoş geldiniz. Bu hafta çok kıymetli, çok değerli bir stüdyo konuğum olacak. Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Suat Kenç bizlerle birlikte olacak. Konuşacak, anlatacak çok şeyimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Teşekkür ederim. Evet müdürüm siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Bugünümüze şükür diyeceğiz. Allah iyilik versin. Sağ olun. Şimdi ben müdürüm az önce de bahsettiğimiz gibi sizi dilerseniz bir tanıyalım mı? Memnuniyetle. Başlayalım mı programımıza? Memnuniyetle. Buyurun. Memnuniyetle Alper Bey. Buyurun. Efendim ismim Suat Kenç. Sosyal hizmet uzmanıyım. Aynı zamanda Elazığspor'un eski futbolcularındanım. Şu anda da uzun yıllardır Elazığ ile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğü görevini ifa etmekteyim. Kısaca bu Suat Kenç. Evet. Sporcu geçmişinizi de biliyoruz. Yani en azından biz, evet. Ben biliyorum. Evet. Elazığ'a her anlamda hizmet veriyorsunuz. Vermeye devam ediyorsunuz. Allah ömür verdikçe de hani devam edeceğinizi biliyoruz. İnşallah. Tam bir Elazığ sevdalısınız. Bizler sizi yakinen tanıyoruz da ekran başındaki izleyicilerimiz de kısmen olsa bilgilendi diye düşünüyorum. Şimdi müdürüm, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü. Evet. Bunun da tanımını ben sizden isteyeceğim de. Gerçekten çok çok yönlü. Bana göre yükünüz çok çok ağır, çok önemli bir mesleğin içindesiniz, kurumu temsil ediyorsunuz. Dilerseniz bir aile sosyal politikaları görevi nedir, görev tanımlaması, icraatleriniz bunlardan bahsedelim. Yaptıklarınız, yapacaklarınız bunlara değineceğiz tabii ki. Ondan önce müsaadenizle ben bir iki konuyu arz tabii etmek ki, buyurun, istiyorum. Buyurun. Malum bugün 21 Mart Nevruz Bayramı. Evet. Türk dünyasının bayramı. Orta Asya'dan gelen, Bosna'ya kadar, Macaristan'a kadar giden büyük bir Türk coğrafyasının Nevruz Bayramı. Kutluyorum. Türk milletine hayırlı olsun. İkinci bir husus, bugün 21 Mart Dünya Down Sendromların, evet, farkındalık günü. Bugün biz de kurumumuzdan evde bakım yardımı alan iki tane evladımıza aile sosyal politikaların ekiplerle birlikte bir yaş günü yaptık. Gerçekten mutlu olmayı hak eden çocuklar ve çok mutlu oldular. Öncelikle ben buradan onların bütün Down sendromlu ailelerinin o çocuklarına ve kıymetli ailelerine şahsım ve bakanlığım adına saygılarımı sunuyorum. Şimdi burada atlamayalım bunu. Engelsiz evladı olan aileler, engelli çocukları lütfen evlatlarına iyi tanısınlar. Onlara destek olsunlar, onlara yardımcı olsunlar, onlarla arkadaş olsunlar. Ne olur onları itip kalkmasınlar. Çünkü engelli bir bireye bakmak ana babanın bütün ömrünü gerçekten onlara feda etmesidir. O yüzden bu eli öpülesi ana babaları da üzmemek adına bugün de farkındalık günü. Ben özellikle engelsiz bireylere ve onların çocuklarına bu noktada seslenmek istiyorum. Lütfen onların derdiyle dertlenen. Evet. Üçüncü bir husus, gerçekten milletin paşası, Elazığlı'nın paşası, 8. Kor Komutanımız, Kor General Osman Erbaşı, kaybettik onun değerli silah arkadaşlarını. Geldiği günden beri şehit ve gazi ailelerine birlikte çok gittik. Gerçekten onların babası, onların büyüğü, ben milletimize, kol ordumuza, ordumuza, gerçekten geçmiş olsun diyorum. Bu güzel paşayı ve ekibini de rahmet, minnet, saygı ve hürmetle anıyorum. Mekanları, makamları Ali ve cennet olsun inşallah. Şimdi burada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü kısaca tanıtmak istiyorum. Yeni doğan çocuktan mezara doğru yol alan büyüğümüze kadar herkese hizmet eden devletin gerçekten merhamet, şefkat ve güler yüzü olan bir bakanlığın temsilcisiyiz. Sosyal devlet olma hasabıyla gerçekten bizim bakanlığımız gönüllere dokunuyor. Gerçekten bizim bakanlığımız naçarlara dokunuyor, engellilere dokunuyor. Kısacası kimsesizin kimsesi olan devlet adına bakanlık, bu il müdürlüğü devlet adına bu işi yapıyoruz. Şöyle de diyebilir miyiz, şöyle bir yorum da getirebilir miyiz? Devletle halk arasındaki şehirlerde, illerdeki uzanan o aradaki köprüsünüz, devletin tabiri caizse şefkatli elisiniz.
Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Gönül bağıdır. Aynı gönül zamanda bağı, tabii, gönül devletle köprüsü. Millet arasındaki gönül bağıdır kurumumuz, kuruluşlarımız. Evet. Şimdi aile, evet müdürüm, aile sosyal politikalar ne iş yapar? Siz şöyle üstünkörü biraz belki tanımladınız ama hani biraz daha açalım istiyorum. Ne iş yapar? Evet, kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz dediniz. Naçarların yanında olmaya çalışıyoruz dediniz. Doğumdan ölüme kadar. Bunu biraz daha dilerseniz geniş bir şekilde kapsamda konuşalım. Evet, ne iş yaparız? Birinci husus ve gerçekten bilinmeyen, görünmeyen bir tarafımız var. Engelli evde bakım aylığı ödüyoruz. İnsanlar tam bağımlı heyet raporu alırsa, ekonomik kriterleri de bizim kriterlerimize uyarsa, bu insanlar kendi ailelerinin ve evlerinin yanında bulundurmak şartıyla bu insanlara devletimizin hem şefkat elini uzatıyoruz, hem de bu insanlara ekonomik olarak faydada bulunmak istiyoruz. 2020 yılında toplam sadece evde bakım ücreti olarak 100 trilyon eski parayla ailelerimize devletimizin bütçesinden yardım yapmışız. Artı sosyal ekonomik destek adı altında parçalanmış ailelere hiçbir sosyal güvencesi olmayan, sigortası olmayan veya gerçekten naçar ve zor durumda olan ailelere sosyal ekonomik destek noktasına yardım yapıyoruz. Artı devletimiz doğan her çocuk için, ailedeki çocuk durumuna göre çocuk doğum yardımı yapmaktadır. Aynı zamanda devletimiz kurumlarda kalıp, yurtlarda kalıp sonradan kendi yakınları ve uygun aile bulunduğu zaman koruyucu aile modeli altında olan ailelere de şu an itibariyle 36 çocuğumuzu koruyucu aile vermişiz. Bu çocuklarımıza aynı zamanda bakan insanlara maddi destek sağlayan bir il müdürlüğüyüz. Evet. Şimdi dilerseniz şöyle de yapalım müdür müsaadenizle. Ekran başındaki izleyenlerimiz de muhtemelen kafasında sorular vardır. Size yöneltecekler. Bir WhatsApp hattımızı ekrandaki izleyenlerle paylaşalım. Belki soruları tabii, var ise. Tabii memnuniyetle. Memnuniyetle var şerefle. İse programımıza interaktif şekilde katılabilirler. 0532 23 402 23 ekranın altında da zaten yazıyor. 0532 23 402 23 nolu WhatsApp hattımızdan programımıza katılabilirsiniz, iştirak edebilirsiniz. Sayın müdürümüze sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz var ise, tavsiyeleriniz de var ise programımıza mesajıyla katılabilir. Ben de sizin sesiniz olmaya gayret gösteririm. Şimdi müdürüm, evet anlatıyorsunuz tabii ki işte doğum yapan ailelerin, çocukların, ailelerin ekonomik durumları, dezavantajlı kesimleri bulunuyoruz. Şimdi bunları dilerseniz biraz açalım. Her doğum yapan ya da çocuk sahibi olana herkese yardımda bulunuyor musunuz? Bunları biraz açalım mı? Doğum anında yeni doğan her çocuğa, miktarlar nedir? Kurumlarımıza müracaat etmeleri halinde, şimdi 1, 2, 3, 4 diye gittiği için tam olarak rakamlar şu anda şey yapmıyorum. Onlar zaten kurumlarımıza müracaat ediyorlar. Engelli evde bakımda da raporları olan, aynı zamanda hanedeki ekonomik kriterler bizim kurumların kriterine uyuyorsa yine bunlara ekonomik destekle bulunuyoruz. Yani biz gerçekten dezavantajlı olan her ailenin yanındayız. Bunun yanında biz Elazığ Türkiye şartlarında en çok kurum ve kuruluşa nüfus ve hacmine göre en çok kurum ve kuruluşa sahip olan illerimizden birisidir. Müsaade ederseniz ben o kurumlarım hakkında da kamuoyunu bilgilendirmek isterim. Buyurun. Şimdi ilimizde çocuk destek merkezi var. Bu özellikle biraz böyle suça meyilli olan, biraz uyum sorunu yaşayan çocukların barındırdığı bir kurum. Çocuk evleri sitemiz var. Çocuk evleri sitesinde de 0-12 erkek, 0-18 ve üstü kız çocukların barındırıldığı, eğitimine devam ettiği, her türlü sosyal aktivitenin verildiği bir kuruluşumuz. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğümüz var. Bu müdürlüğümüzde şehrin muhtelif semtlerinde yaklaşık 48 çocuğu barındırdığımız, halkla, vatandaşla iç içe yaşayan, oradaki gelenekleri, görenekleri, töreleri, öğrenmeleri için evlerde barındırdığımız 12-18 yaş arası erkek ve kız çocuklarımız Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bulunmaktadır. Artı ilimizde kadın konuk evi,
gerçekten muhtaç veya sıkıntıda olan, özellikle hayat tehlikesi olan insanların misafir edildiği kadın konuk evi kurumumuz mevcut. Sivrice ilçemizde Hazar Baba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi var. Evet. Özellikle burada psikolojik engelli olan veya genel engelli olan erkek, 18 yaş üstü erkek. İlimiz yine Karşıyaka bölgesinde Beyoğlu'nda bayanların barındırıldığı Bayan Rehabilitasyon Merkezi var. Aynı zamanda Sivrice Hazar Baba'ya bağlı il merkezinde dubleks evlerden oluşan 4 tane umut evleri sitesi var. Burada da özellikle sosyal yaşama uyum sağlama noktasında psikolojik durumları kısmen iyi olan engellilerimiz barındırılmaktadır. Aynı zamanda ilimiz Elazığ Belediye binasının arkasında Gazi Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Burada da 60 yaş üstü yaşlarımızın durumlarına göre sosyal inceleme yaparak barındırıldığı bir yerdir. Aynı zamanda ücretleri devletimiz tarafından karşılanan Özel Ayşan Bakım Merkezi, bu da Gülmez Tepesi civarında bulunmaktadır. Aynı zamanda kurumumuz bünyesinde Şiddet Önleme Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu Şiddet Önleme Merkezi'nde de şiddetle maruz kalmış veya şiddetle baş edemeyen ailelerin gerek barındırılma için yönlendirilmesi, gerekse de psikolojik destek noktası, biz bunlara yardımcı olmaktayız. Şimdi bir de ilimiz il merkeziyle aynı binada Elazığ Merkez Sosyal Hizmet Merkezi bulunmaktadır. Bu Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi de bu hizmetleri yapan öncü bir kurumumuzdur. Aynı zamanda Kovancılar ilçe merkezimizde Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi bulunmaktadır. Bu da özellikle Palu, Karakoçan, Kovancılar o bölgemizdeki bizim kurumla iş ve işlemleri olan adamlara, onlara daha rahat ulaşmak veya onların daha rahat ulaşmasını sağlayabilmek için de o bölgemizde Sosyal Hizmet Merkezimiz bulunmaktadır. Kovancılar merkezindedir. O bölgede yaşayan vatandaşlarımız da her türlü sosyal hizmetlerle alakalı iş ve işlemler için o kurumuza başvurmak durumundalar. Evet. Şimdi çok güzel bir şekilde özetlediniz. Tabii detaylara ineceğiz. Bu arada Hasan Cevher sanırım arkadaşınız, doğru mudur? Saygılar sunuyorum kıymetli müdürüme il dışında. Evet, Adana'dan evet. Bizi izliyormuş. Saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Evet. Bütün Adana'daki Elazığlılara evet. Ve il dışındaki Elazığlılara. Saygılar sunuyorum kıymetli söylüyor. Müdürüme. Kendisi de benim amcam olur. Canım. Bilmiyordunuz değil mi? Allah canına sağlık. Bizi izliyormuş. Biz de buradan amcamıza selamlarımızı saygılarımı iletiyorum. Olalım. Peki. Şimdi az önce kadına şiddet falan dediniz de son dönemlerde gündemde olan ve artık yasalaştı İstanbul Sözleşmesi vardı. Hani dilerseniz bunu da bir konuşalım. Belki izleyenler bunda değerlendirmemizi isteyecektir. İstanbul Sözleşmesi evet tabiri caizse hani o karardan geri dönüldü. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Çünkü hala bazı kesimler İstanbul Sözleşmesi kalmalıydı diyor. Bazı kesimler de Türk aile yapısına çok fazla uygun değildi deyip de kalkması çok mantıklı oldu dedi. Sizin yorumunuz nedir müdürüm? Şimdi hadise şu. Şimdi cennet anaların ayağının altındadır diyen bir dinin temsilcisi, Müslüman Türk milletinin aslında kadına şiddetle alakası gerçekten beni üzüyor ve bu toplumu yıpratıyor. Şimdi mesele sözleşmeler mi yoksa gerçekten bu mübarek dinin bize emri mi? Cennet annelerin ayağının altındadır. Kadın nedir? Bacıdır. Kadın nedir? Kızımızdır. Kadın nedir? Annemizdir, teyzemizdir, halamızdır. Ben burada bizi dinleyenlere Allah rızası için son zamanlarda özellikle kısmen tırmanışa geçen kadına şiddetle alakalı bir ellerini başlarının arasına alıp vicdan ve merhametle düşünmelerini öneriyorum. Şimdi bir devlet büyüğümüzün çok güzel bir laf var. Denenmiş denenmez. Şimdi zaman zaman devletlerin yapılarında da bazı şeyler denenir, tam randıman alınmaz. Oradan bir başka çare üretilir. Yani bizim anayasamız, bizim kanunlarımız, bizim hukukumuz sadece bir sözleşmenin etrafında dolanmıyor. Hukuk var, adalet var, hukukun temsilcisi var. Onlara müdahale eden bir İçişleri Bakanımızın kolluk kuvvetleri var. Yani bu süreç içerisinde eminim inşallah daha güzel kanunlarla gerçekten kadının korunması noktasında gayret edelim ama biz toplu olarak özellikle erkek çocuk büyüten annelere sesleniyorum. Vicdanı, merhameti, Allah korkusunu, yani bir karıncayı ezmekten imtina eden bir adamın kadına, kızla veya erkeğe şiddet uygulaması kabul edilebilir bir davranış modeli değil.
Yani burada biraz önce de bahsettiğim gibi burada bütün mesele ana babaya düşüyor. Şimdi bizim kadim bir gelenek, bir kültürümüz var. Ben rahmetli yanan babam 60 yıl evli kalmış. Bir ömür. Bizleri büyütmüşler. Allah onları da rahmet etsin. Bütün gençlerim de rahmet etsin. Ben bir gün babama samimi olarak sordum. Dedim ki baba anamla ilgili herhangi bir darp, kavga gibi vallahi yapmam dedi oğlum. Biz bu kültürden geliyoruz. Hakikaten de sadece klişelerle biz aile hukukumuzu oluşturmaktan ziyade gerçekten kadim kültürümüzü gerek dinimizden gerek Türk milletinin geçmişinden gelen o anaerkil aileden, o anaların, babaannelerin, anneannelerin baş köşede olduğu bir kadim kültürden geldiğimiz için lütfen bu konuda bizi izleyen özellikle kıymetli Elazığ insanı muhafazakardır, tutucudur, bilgilidir. Burada da çocuklarımıza gerekli terbiyeyi verdiğimiz zaman bir de burada konu konuyu açıyor. Ya şimdi insanları götürüp sadece çelik kapıların arkasına sadece hapsetmeyelim. Annemizi babamızı da yeni evlileri de. Ben buradan özellikle yeni evli insanlara sesleniyorum. Eskiden bir kadim kültür vardı. Aileden biri evlenirdi, anne babayla otururdu, evler büyük olurdu, ataerkil aile olurdu. Bir müddet sonra bir alttaki kardeş evlenene kadar o abiyle yenge o evde kalırdı ve gelenek görenek törebörü olurdu. Şimdi biz de üç erkek kardeştik. Biz aynen bu sırayı böyle takip ettik. Evlenen küçüğü bendim, en son ben ayrıldım. Şimdi ben burada özellikle bizi izleyen gençlere sesleniyorum. Sorunlarınızı, problemlerinizi lütfen büyüklerinizle çözmeye bakın. Hani senin annen karışmasın, benim abim karışmasın değil. Makul, mantıklı, sizi yönlendirecek, gerçekten size faydalı olacak büyüklerinizden ders alın. Buradan özellikle apartman kültüründen sonra komşuluk ilişkilerinin öldürüldüğü bilinçli olarak yapıldığı şu topluma sesleniyorum. Peygamber Efendimiz bir an diyor ki, komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim, komşuluk bu kadar önemli. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki bir beldede bir insan acından ölürse o beldedeki bütün insanlar hesap sorulur. Şimdi soruyorum ya alt kattan ses geldi. Adam hemen diyor ki otomatik refleks gelişti. Ya bana ne ben mi dem? Değil ya müsait lisanla kapıyı çal. Yavrum oğlum canım bir probleminiz mi var? Evinizde yemek mi yok? Evinizde hastan var? Bunları soralım bunlara destek olalım. Aile büyükleri bunlara destek olsun. Artı bu konuda son olarak da psikolojik destek almanın hiçbir mahsuru yok. Şuradan topluma sesleniyorum. Öfkesini kontrol etmekte zorlanan hanım veya beyefendi. Lütfen ya elimiz kırıldığı zaman, dişimiz ağrıdığı zaman, gözümüz kanlandığı zaman doktora gidiyoruz, koşuyoruz. Sosyal hizmet uzmanları var, psikologlar var, pedagoglar var, psikiyatristler var. Yani bu noktada gerçekten problemleri olanlar, öfke kontrolünde sıkıntı yaşayanlar, veya bir danışana gitmesi gerekenler de lütfen burada gitsinler ki bu problemler büyümeden çözülsün. Ki ilimiz bu noktada çok zengin. Gerçekten şimdi isimlerini vermek istemiyorum ama kendini geliştirmiş, değiştirmiş çok sayıda Elazığ'da. Özellikle Türkiye çapında hocalarımız var. Yani bunları hakikaten de ben şu anda isimlerini söylemek istemiyorum ama herkes biliyor. Müracaat etsinler. Veya bizim kurumumuzda da yani birinin gerçekten aile içi problemi varsa bizim sosyal hizmet uzmanlarımız, pedagoglarımız, Milli Eğitimin RAM Merkezi, rehber öğretmenler, Ruh Sağlık Hastalıkları, Fırat Üniversitesi Hastanesi bu konuda bu gerçekten problemli insanlara destek olur. Gerçekten toplum polisi bunlara destek olur. Ailenin her biriminde pedagoglar, psikologlar adliyede var, adliyeye müracaat edebilirler. Sadece mahkeme için değil. Yani yardım almak için bile olsa devletin bütün bünyelerinde bu tür meslek elemanları var. Bunlara müracaat etsinler lütfen. Şimdi müdürüm çok çok güzel konulara değiniyorsunuz. Siz biraz gelenekçisiniz. Çok da kıymetli evet. Şeylerden bahsediyorsunuz. Ama bilmiyorum hani bu benim tespitim değil. Genel manada söylenilen bir şey. Biraz toplumumuz, aile yapımız biraz dejenere mi oldu? Şimdi az önce birkaç veriden bahsettiniz. Eminim ki daha detaylara ineceksinizdir. Sanki biraz bazı sözler vardır ya her koyun kendi bacağından asılır. Biraz o yöne doğru mu evrildi toplumumuz? Komşu örneğini verdiniz. Alttan bir ses geliyorsa gidin bir nazikçe kapısını çalın bir sıkıntı mı var aç mısın tok musun evet. Bir sorun diye. Sanki biraz toplumumuz artık daha seyreliyor mu? Böyle biraz daha herkes birbirinden ötekileşiyor mu? Şimdi şöyle bir konu var. Yani bir felsefeci deyiş
değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir diyor. Toplum değişecek. Günün şartlarına, zamanın şartlarına göre bazı şeyler değişecek, değişime uğrayacak. Ama ben burada Ziya Gökalp'ın çok güzel bir sözü var. Gerçek aydın diyor. Gerçek aydın nedir? Gelenek ve göreneklerini bırakmadan batılı ilmi ve fenli ilimlerle zenginleşen insan tipi. Şimdi biz tamam gelişeceğiz, değişeceğiz. Televizyon seyredeceğiz, sosyal medyayı kullanacağız, cep telefonunu kullanacağız, gazete okuyacağız ama gerçekten dedemizden, nenemizden gelen güzel gelenek ve görenekleri, hasletleri barındıracağız. 1986 yılında Bitlis ilimize gittik. Elazpor olarak. Misafir olarak gittik. Dedik ki nerede kalacağız? Dediler ki huzur evinde kalacaksınız. Biz tepki gösterince adamlar dedi ki bir huzur evini görün ondan sonra tepki gösterin. Huzur evine gittik daha yatakların laylonları açılmamış. Bu ne dedik? Dedi ki İstanbul'da bir Bitlis'i yaptırmış. Fakat burada kimse kalmıyor. Şimdi 1987'de huzur evinde kimsenin kalmadığı bir toplumda 34 yıl sonra bugün itibariyle bizim huzur evinde sırada insan var. Bunlar inanın artık normalleşen bir şeyler, o komşuluk hukuku, komşuluk kültürü, akrabalık bağları kalmadığı gibi diğer yandan da ayrı bir realite var. Şimdi eskiden insanlar diyelim öbek öbek, köy köy, mezra mezra aile efradı bir arada yaşardı. Amcalar, dayılar, teyzeler arada da bir yaşlıyı veya bir engelliyi idare ederlerdi. Şimdi geldiğimiz gün itibariyle nüfusumuz birçok noktada azalmakta. Örneğin diyelim ki kendisi 5 kardeş olan adamın çocuğu 2 tane. Bu 2 çocuğunu da düşünün. Yani memur oldu gitti başka biriyle. Allah göstermesin eşlerden biri öldüğü zaman Edirne'deki Asubayoğlu'nun yanına gitme şansı var mı bu ailenin? Yok. Burada devletin güler yüzü de, sosyal yönü de burada devreye giriyor. İnanın muhtaç olanlara tabii ki devletin kapısı açık. Ama biz buradan istirham ediyoruz. Şimdi bir ana baba bir ömür evlatları için mücadele ederken ömrünün son kalan 2-3 senesinde de lütfen imkanı olan, maddi manevi gücü olan, bakabilecek nüfusu olan insanlar da lütfen bir zahmet bir ömür kendilerine fedakarlık etmiş olan anne babalarını da son zamanda cenneti satın alsınlar. Peki. Şimdi müdürüm dilerseniz şimdi süreye bakıyorum da değinmemiz gereken çok şey var, çok konu var. Biraz daha kurumunuza yönelelim. Şimdi müdürüm Elazığ'da sizden yardım isteyen fert sayısı ya da aile sayısı bu rakamlar muhtemelen vardır elinizde. Bunlardan biraz bahsedelim mi? Şimdi bunlardan bahsedelim. Engelli evde bakım hizmeti dediğimiz ve gerçekten yani son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde olmayan, gerçekten dünyanın birçok ülkesinin beceremediği veya yapmak istemediği engelli evde bakım hizmetlerimiz var. Biz bu hizmetleri sunduğumuz zaman bir ailenin dağılıp parçalanmasını önlüyoruz. Örneğin yaşlı bir baba var. Yani bu babaya belki de bakanların da ekonomik durumu sıkıntıda. Biz bu insanı hem aileden koparmıyoruz, hem devletin sosyal kurumlarını işgal ettirmiyoruz, hem de bu insanı mağdur ve mahzun bırakmıyoruz. Engelli evde bakım biriminde bugün itibariyle 4.992 aileye yaklaşık ayda 1.700 TL devletimiz onlara maddi destekte bulunuyor. Hem o engelli insanlarımızın gönlü güzel oluyor hem de onlara bakım hizmeti yapan yakınlarına da bir nebze de olsa devletimizin hakikaten şefkat elini ulaştırıyoruz. Maddi manevi onlara destekte bulunuyoruz. Ama müdürüm sanırım bu verdiğiniz rakam 4.900 küsuratı vardı tabii. 5.000. 5.000 diyelim biz yaklaşık olarak. Ama bu Türkiye genelinde sanırım. Elazığ değil Elazığ değil mi? Elazığ genelinde. Bu sadece Elazığ. Elazığ. Sadece Elazığ. O kadar rakamlar yüksek mi? Bak inanın. Şimdi sosyal devlet olma gereğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir güzel yapıyor ki. Bak şimdi bazen çok küçük yatırımlar bile toplumda zaman zaman bir sürü takdire şayan oluyor. Biz devletin adamıyız. Devlet adına çalışıyoruz. İnanın bunları da bu aziz şehre yapıyoruz. Bu bir adam düşünün. Ya Kore'ye gitmiş, bir adam Kıbrıs'a gitmiş, bir adam terörle gitmiş, can vermiş, can almış, ömrünü vermiş. Ömrünün son zamanında gelmiş engelli duruma düşmüş. Bizim devletimizde burada elhamdülillah sadece Elazığ'da 4.992 aileye evde bakım ücret olarak maaş veriyoruz. Artı sosyal ekonomik destek dediğimiz
Yani sigortası olmayan, parçalanmış aile veya bir mağduriyetten dolayı evine ekmek götüremeyen bugün itibariyle 805 aileye, onlara da 700 ve 1200 lira arasında değişen ekonomik yardımda bulunuyoruz ki bunlar yarın çocuğunun servis parasını veya evdeki bebeğinin süt parasını verememe durumuna kalmasın. Bunlar da evlerinde kendi çocuklarına baksın. Artı doğum yardımı da bugün itibariyle 6572-75 aileye ulaşmış vaziyette. Evet. Şimdi tabii bizler evet medyanın içerisinde de olsak bu rakamlara çok aşina değildik ama buradan anlattığınız kadarıyla çok çok kıymetli bir sorumluluk, bir görev ifa ediyorsunuz. Evet, bunları toplumla paylaşmak lazım, bilinmesi lazım. Ama öte taraftan da şunu da düşündürtmüyor değil bu anlattıklarınız. Şehrimiz mi diyelim ya da ülkemiz mi diyelim biraz sıkıntı içerisinde gibi görünüyor o halde. Yok, buradaki yardım, buradaki engel evde bakım hizmetleri yani toplumun sıkıntılı olmasıyla alakalı bir şey değil. Yani ortalama, yani ben tam istatistikçi değilim ama yani yaşayan nüfusun %10'u engelli zaten. Evet. Bir takım ya uzuv engeli ya psikolojik bir engeli var. Bu uzun yıllardır bu rakam böyle. Fakat bu yardımlar yani yaklaşık 13-14 yıldır verildiği için ondan önce de yani bu engellerimiz vardı veya o günkü toplum içerisinde toplum büyük olduğu için, aileler geleneksel aile olduğu için onlara bakma imkanları vardı. Fakat bugün özellikle geldiğimiz çekirdek aile noktasında şimdi bu aileler tespit ediliyor. Bu hizmet verildiği için bugün bu rakamlar bu durumda. Yoksa dün de engelli sayımız bu durumdaydı. Evet. Şimdi siz tabii sadece engelli olarak aslında ben sormamıştım da genel olarak yardıma muhtaç birçok hani dediniz ya durumu iyi olmayan 805 aile yanlış hatırlamıyorsam evet. Dediniz. Bunlara yardım ediyoruz. Yani bu anlamda biraz konuya değmiştim. Şimdi müdürüm bizi izleyenler vardır. Belki ağzınızdan çıkacak her kelimeyi çok büyük bir dikkatle takip eden izleyicilerimiz vardır. Yarın da pazartesi iş günü. Kimler gelsin size ya da kimler kapınızı çalsın? Geldiklerinde... Özellikle muhterem vatandaşlarıma şurada hayırlı akşamlar diyerek sesleniyorum. Tam bağımlı heyet raporu olup, heyet raporları da üniversite hastanemizde veya Fethi şehir hastanesinde alınmak kaydıyla bu raporu elinde olup da evde bakım ücreti alamayan ama ekonomik kriterleri de yüksek olmayan ailelerin mensupları kurumumuza her çeşit başvuruda bulunabilir. İkincisi, boşanmış veya eşi raporla tespit edilerek çalışamayacak durumda olan, herhangi bir sosyal güvencesi ve sigortası olmayan, gerçekten muhtaçlık seviyesinde olan insanları zaten aile sosyal destek elemanlarıyla biz zaten inceliyoruz. Mahalle mahalle, bölge bölge inceliyoruz. Fakat benim buraya vatandaşlarıma hürmetle çağrım şudur. Özellikle tam bağımlı heyet raporu olup maddi olarak sıkıntılı olanlar ve de parçalanmış aile olup çocuklarına yetmeyecek durumda olan özellikle anneler kurumumuza müracaat ederler. Biz sosyal incelemelerini yaparız. Sosyal inceleme sonucunda kriterleri, devletin koyduğu kriterlere uyan insanlarımıza da devletin merhametli elini uzatırız inşallah. Peki ya haberi yok ya da haberi olsa da size gelemiyor, ulaşamıyor. Sizin böyle ekipleriniz var mı? Tespit Bizim edebiliyor musunuz? Ekiplerimiz var. Bizim her iki il Kovancıra Sosyal Hizmet Merkezi'nde ve Elazığ Merkez Sosyal Hizmet Merkezi'nde 12 tane orada, 12 tane burada aile sosyal destek elemanlarımız var. Bu elemanlarımız zaman zaman sahada tarama yapıyor. Mahalleleri, köyleri, beldeleri, ilçeleri geziyor. Eğer gerçekten ulaşma imkanı yoksa, ulaşmadan yana sıkıntısı olan aileler varsa biz onlara ulaşıyoruz. Aynı zamanda muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Aynı zamanda 183 alo hattımız var bakanlığımızın. Buraya ulaştığı takdirde de biz onları inceleme yaptırıyoruz. Veya basın ve medya tarafından da verilen haberleri biz kendimize bir görev kabul ederek bu aileleri inceliyoruz. Şimdi
Çok kıymetli aslında bir irtibat numarası söylediniz. Tekrarlamakta bence fayda var. Alo 183. 183 hattından direkt aranınca. Direkt her ile düşüyor. Elazığ'dan giden bir telefon ikinci gün bizim 183 ile irtibatlı olan ekiplerimize düşüyor ve biz o ekiplerle o aileyi inceliyoruz. Ama inanın çoğuna ulaşmış vaziyetteyiz. Ama burada hepsini ulaştık gibi bir iddialı laf söylemem mümkün değil. O da gerçekten beni sıkıntıya sokar manevi olarak. Çünkü bilmediğimiz, görmediğimiz, duymadığımız mağdur, mahzun aileler de varsa bizi izleyenler onları kurumumuza yönlendirsin veya kendiler gelsin. Ben bir diğer çok önemli bir il müdürlüğümüzün yaptığı bir hizmeti de zamanımız yeterli mi? Var müdürüm. Şöyle söyleyelim yaklaşık bir 15 dakika diyebiliriz. 13-14 dakikamız var. Şimdi biz aynı zamanda şehit ve gazilerimizin bütün iş ve işlemlerini de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapmaktadır. Bu şerefli görev de bizim omuzumuzdadır. Daha önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde valiliklerde Şehit Gazi Şube Müdürlüğü varken, daha sonra bakanlıkların iş bölümü neticesinde bu şerefli görev Aile Bakanlığı'na verildi. Bizim şu anda Şehit Gazi Şube Müdürlüğümüz bünyesinde biz özellikle genç yaşta gözünü kırpmadan, yani inanın seve seve canını verip ve bizim şu anda burada rahat oturmamızı sağlayan o şehitleri rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Onların kıymetli yakınlarına, anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına buradan saygılarımı iletiyorum. Uzuv kaybı olmuş o kıymetli gazilerimiz, o genç gazilerimizi de buradan minnetle selamlıyorum. Onlara hayırlı akşamlar diliyorum ki 18 Mart Şehitler Günü'nde de bunların çoğuyla bir araya geldik. Eksiklerimiz olabilir ama bu mübarek insanların çoğuyla da birebir hemhalız. İlimizde toplam 296 şehidimiz var. Aynı zamanda 409 gazimiz bulunmakta. 15 Temmuz kalkışması sırasında Elazığlı 5 polis, 1 asker, 1 kamu görevlisi, 2 sivil vatandaş da şehit olmuştur. Bunların valiliğimiz koordinasyonunda, valiliğimizin talimatıyla bunların Elazığ'da bulunan mübarek kabristanları il özel idaremiz vasıtasıyla hepsi yapılmıştır. Eksikler kalmış olabilir. Onları da eksik kalanları tamamlamak bizim boynumuzun borcudur. Onların İş ve işlemleri il müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Şehitlerimizden geriye kalan emanetlerin özellikle sosyal hakları, kamudaki hakları, Sosyal Güvenlik Kurumu, valiliğimizin emri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'yla birlikte, askeriyemizle, polisimizle birlikte çalışarak bunların bütün sosyal haklarının da kaybolmaması noktasında çalışıyoruz. Bunların iş hakkı olanların da İş emirlerini alıyor, bakanımıza ilgili yerleri arz ediyoruz. Bunların devlet işine, kamu işine girmesi noktasında da il müdürlüğümüz böyle bir şerefli görevde ifa etmektedir. Evet müdürüm. Şimdi bir soru daha sorup da malum 24 Ocak'ta Elazığ'ımız çok ciddi anlamda bir deprem yaşadı. Ondan biraz konuşmanızı rica edeceğim. Şimdi dediniz ya işte bize başvurmaları halinde durumlarını bir tespit ediyoruz, araştırıyoruz. Sonra işte uygunsa gereğini yapıyoruz. Bunun bir süresi var mı? Süresiz Hayır. midir? Herhangi ya da bir süresi işim yok yarın bugün bir işe girdim orada. Orada tamam güzel bir noktaya temas ettiniz. O raporlar sürelidir. Raporları evet. bitmeden bize gelecekler. Şayet raporları biterse devam ettirmesi noktasında hekimlerimiz onay verirse biz o raporlarla birlikte hizmeti onlara yürütmeye, götürmeye devam edeceğiz. 24 Ocak depreminden bahsettiniz. Rabbim bütün insanlığa bunu vermesin. Yani bu il 24 Ocak'ta büyük sıkıntılar çekti. Halen daha çekmeye devam ediyoruz. Oradaki çok özür dilerim. Orada çok aktiftiniz. Orada sahadaydınız. Dilerseniz yani bunu bence paylaşmak lazım. Oradaki faaliyetlerinizden bahsedebilirsiniz. Şimdi depremin olduğu ilk anda aklımızı toparlar toparlamaz bizim önceden hazırlıklı olduğumuz psikososyal destek ekipleri var. Bunlar önceden bunun eğitimini almış olan başta il müdür yardımcımız Serhat'in Bozkurt'un kontrolünde, diğer il müdür muavinlerimizin de desteğinde, diğer kıymetli şube müdürlerimizin, kurum kuruluş müdürlerimizin desteğinde de
psikososyal destek ekibi var. Ben kriz masasına görevli olmam hasabıyla 16-17 dakika içerisinde valilik ana kriz masasına gittim. Orada başladım görevime. Diğer bizim kurumdaki arkadaşlarımız da grup grup ailelerini işte uygun bir yere bırakıp ailelerini müsait bir yere bırakıp hemen anında il müdürlüğü bünyesine toplanarak sahaya çıktılar. Şimdi özellikle deprem süreci içerisinde yaklaşık 3 ay boyunca Türkiye'nin her tarafından bizim il müdürlüklerimiz bünyesindeki meslek elemanları ve burada gerçekten minnetle yad ediyorum bütün üniversitelerin özellikle yetişmiş psikiyatri ve psikologları, sosyal hizmet uzmanları, pedagogları buraya geldiler. İlk 3 ay içerisinde biz 24 saat vardiyalı olarak çalıştırdık arkadaşlarımızı. Çadır kentlerde mutlaka bütün ailelere ulaştık. 3 aydan sonra da kontinjir kentlerde ve evlerde rehabilite çalışmaları devam etmektedir. Halen ilimizde bulunan kontinjir kentlerde hem yönetici noktasında bizim arkadaşlarımız görev yapmakta hem de psikososyal destek ekiplerimiz özellikle travma izlerini silme adına bayan ve çocuklar üzerinde halen daha çalışmalarımız devam etmektedir. Evet. Peki müdürüm, birçok aslında faaliyet sergilediniz. Müteşekkiriz şehir olarak sizlere, kurumunuza. Yaralar sarıldı mı? Bence şimdi tabii bu tabii bir afet. Evet. Büyük bir afet. Şimdi takdir edersiniz, devletin eli buradan hiç gitmedi. Yani ilk 40 gün içerisinde AFAD'daki kriz masasında inanın bütün kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri özellikle 3 tane bakanımız, İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız. Özellikle İçişleri Bakanı tam 40 gün, yarım gün ya gitti ya gitmedi. Gitti bir daha geldi. Hatta Van'daki Çık felaketine gitti. Bir daha oradan direkt Elazığ'a geldi. O süreç içerisinde Allah devlete zeval vermesin. Devlet hepimizin devleti. Elhamdülillah ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve biz onun vatandaşıyız. İnanın 24 Ocak'ta depremden sonra zaman zaman eksi 20'leri gördü bu il. Eksi 20'leri gördü. Tabii. Fakat Allah'a sonsuz hamdolsun ki tamam sıkıntılar oldu, çadır yaşamı kolay değil ama o süreç içerisinde bir sürü kamu, kurum ve kuruluşlarının binaları vatandaşlarımızın emrine tahsis edildi. KYK'nın bütün yurtları, Diyanet'in bütün Kur'an kursları, Milli Eğitim'in bütün pansiyonları, devlet hastanesinin, sigorta hastanesinin boşalmış haliyle anında kalorifer tesisatları doğru yakılarak vatandaşlarımız mümkün mertebe dışarıda bırakılmadı. Biz de bu süreç içerisinde özellikle depremin travmasını atlatabilmeler adına psikososyal destekleri verdik ve bu kısa sürede atlatamayan özellikle ergen grubundaki çocuklarımıza da halen yarın bir daha devam edecek. Uzun bir sürede bu kontinjir kentler devrolana kadar da psikososyal destek ekiplerimiz devam edecek. Şöyle bir ekleme yapalım. Kimsenin hakkını yemeyelim. Sağ olsunlar. Sadece devlet değil, özel kurumlarda da birçok... Kesinlikle. Yani ticaret sağ olsunlar odamız, herkes bir tabii, tek vücut oldu. Tabii ben özellikle affına sığınıyorum. Tabii. İl dışından inanın... Tek yürek olduk. Ya hiç aklınıza gelir mi? Buca Spor bile futbolcuları orada buraya oyuncak toplayıp gönderdiler. Yani saymaya kalksak inan ki gerçekten hafızamız yetmiyor. Evet. Şimdi müdürüm uyarıyorlar. Sanırım süremizi tamamlamışız. Dilerseniz eklemek istediğiniz bir şey var ise ya da son sözlerinizi alalım. Ben öncelikle şahsınızda Kanal Fırat'a, Kanarya'ya minnettarlığımı iletiyorum. İl içinde, il dışında bizi izleyen kıymetli hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Ben özellikle bugün altını çizerek Down sendromlu çocuklarımızın gününü kutluyorum. Onlara biraz daha anlayış, biraz daha şefkat, biraz daha merhamet. Diğer çocukların da bu konuda ebeveynleri tarafından eğitilerek onlara yeterli saygıyı ve desteği göstermelerini dilerken kıymetli izleyicilerimize hayırlı akşamlar, saygılar sunuyorum. Şeref verdiniz, başarılar diliyoruz çalışma hayatınızda. Sağ olun. Saygılar sunarım, sağ olun. Evet, geldik programımızın sonuna. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Suat Kenç bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli, çok önemli konulara değindi efendim. Tabii buradan seslendi Sayın Müdürümüz. Kapımız herkese açıktır. Bir ihtiyacı olan,
herkesi bekleriz dedi. Bizler de kendisine teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya başka bir programda, başka bir konuk ile tekrardan görüşmek dileğiyle. Esen kalın.